Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 7 Eylül 2023 saat 20 itibariyle dolar kurunu bir değerlendirelim. OPEC sonrası bazı sinyaller de artık netleşmeye başladı ve dolar kurundaki beklenti de iyiden iyi artık kendini belli ediyor ve piyasanın faiz beklentisi de uçmuş durumda. Bunları bu videoda değerlendirelim. Kısa vadede Merkez Bankası hangi noktayı baraj olarak görüyor? Erdoğan faiz konusunda neden böyle bir ters köşeye gitti? Bunların hepsini bu videoda tavsiye niteliği olmadan değerlendirelim. Ve tabii 2024, 2025, 2026 enflasyon ve döviz kuru beklentilerine de ufaktan bir mesaj verelim tavsiye niteliği olmadan. Mevcut kura baktığımızda 26-80 bandında bir stabilize hareketi görüyoruz. Trend temelli hareketimize baktığımızda 1.618'in üzerini 28'lerde test ettiğimizde kısa vadeli bir durup değerlendireceğiz dedik. Merkez Bankası da en son yapmış olduğu enflasyon sunum raporunda kısa vadeli beklentilerimizin üzerinde bir hareket olur ise kura müdahale ederiz dediler ve faiz silahını da çektiler. Demek ki 28 lira seviyesinin kısa vadeli aşılmasını arkadaşlar istemiyorlar. 750 bas puan artış geldi. Bu ayın 21'inde yani 21 Eylül'de yapılacak olan PPK toplantısında en az 500 bas puan. Bir sonraki toplantıda da yine en az bir 500 bas puanla birlikte toplamda 1000 puan daha bir faiz artırımı yapılarak %35 seviyesini piyasanın istediği rakam arkadaşlar çekilmesi bekleniliyor. Kurum zaten kısa vadeli 750 bas puandan sonra bir miktar geri çekilip 25'lere doğru tekrardan 27 sınırına dayanmasının sebebi de bu. Yani baskı oluştu. 500'ü verirlerse bir miktar daha rahatlama görülecek. Bu noktalarda konsolide olma çabasını yine takip edeceğiz. Sonraki toplantıda bir 500 daha verilirse bu sefer de 25 liraların altında bir miktar daha kısa vadeli kalıcılık sağlayacağız. Ve arkadaşlar süreci tam anlamıyla farklı bir boyuta ve Türkiye ekonomisini de faiz boyunduruğunun içine sokmuş zaten olacağız. Şu an gidişat bunu gösteriyor. Bunun aksini savunmak ya da aksini uygulamak kur tarafı için bir facia olacak. Orta ve uzun vade beklentileri olan 36, 46, 52 seviyeleri gibi rakamları zaten kısa vadede de arkadaşlar test ederiz. Tabii yukarıdaki rakamlar FIBO dirençleri, alınması gereken rakamlar Merkez Bankası'nın yıllara göre enflasyon ve kur hedeflerine de bakıldığında birebir zaten uyuşuyor. Verdiği rakamlar da teknik anlamda doğru ama yıllık tarafta değerlendirildiğinde burası tabii şüphe uyandırıcı, biraz daha düşündürücü. Ama şöyle bir gerçek var. Döviz kuruna arkadaşlar en iyi müdahale bildiğiniz gibi bir faiz silahı. Biz bu silahı kullanmakta çok geciktik. Ve tabii şimdi de baktığımızda 750, 500, 500 şeklinde böyle baskılarla birlikte yola devam ediyoruz. Ha, biz ne yapacağız? Arkadaşlar bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz bu bedeli zaten vatandaş olarak ödeyeceğiz. Gördüğünüz gibi patronlarına, iş adamlarına bakıldığında nasıl destekler verildiğini görüyorsunuz. Orta vadeli planda iş adamları gayet memnun. Televizyonlarda, TV ekranlarında, haber kanallarında zaten takip ediyorsunuz. Bunlar zaten memnun olur. Bunlara zaten ekonomik kriz yok. Bunlar zaten krizi yöneten kişiler, kurumlar, artık işverenler, artık her neyse para babaları. Bunlar zaten krizi yöneten, yani krizin içindeki paranın trafiğini yöneten taraf bunlar. Bizler ise hesabı yani bedeli ödeyen her zaman olduğu gibi taraf olacağız. Bu iş arkadaşlar tabii uzun sürecek. Yani öyle işte 2025 sonunda rahatlama, 2026'da tekrarlar. Şimdiden böyle bir öngörüye hiç kimse yani piyasayı asla ve asla zaten inandıramazsınız. Birincisi ne enflasyonu kontrol altına alabildik. İkincisi kura bin bir türlü sebeplerle zaten müdahale ediyoruz ve çıkıyoruz orta vadeli planla. Yani daha kısa vadeli hedefleri denk getiremedik. Yani yıl sonu enflasyon hedefini denk getiremediğimiz için bakıyoruz 2025-2026'lara kadar enflasyon ve kur hedeflerine piyasaya inandırmak biraz avez kaçar. Tabii sıkılaştıkça, adımlar geldikçe arkadaşlar hepimiz gerileceğiz, hepimiz bunalacağız, hepimiz burada tabii bu cezayı, bu faturayı ödeyeceğiz. Bundan kaçış yok. Ha, ne kadar sert faiz artırılırsa kurun denge noktası o kadar iyi olur.
Bu bir gerçek. Ama kuru bizim özellikle 30 liranın altında tutmamız mümkün mü? Zaten enflasyon hedeflerine bakıldığında yıllara göre mümkün değil. O yüzden Merkez Bankası'nın da kur hedeflerinin çalışacağını ben düşünmüyorum. Şöyle çalışır. Yani 2026 beklentisini 2024 yılının özellikle ikinci çeyreğinden sonra çalıştırma eğilimlerini zaten takip ederiz diye düşünüyorum. Tekrar bir orta vadeli plan yine gündeme düşer. Yani bunlar çok değişir. Yani ben şu an için çok iyimser bir noktada değilim. Ben tek düşündüğüm gelecek olan 500-500 ve buna benzer faiz artışları. Bu noktada zaten temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz ama yıl sonuna kadar dolar-TL kurundan pek bir hayır beklememek gerekiyor. Kararlılar, yüklü dış borç ödemeleri var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten OFP açıklamasında belirtti. KKM görevini yerine getirdi dedi. Burada da zaten ne amaçla KKM'nin zaten piyasaya geldiğini ve oradan da artık bir medet umulmadığını, bundan sonra da faiz artışlarının önünde bir engel olmadığını da OFP'de takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sinyalini verdi, faiz sinyalini. O yüzden 21 Eylül'ü bence beklemeye gerek yok. Yıl sonuna kadar da kur tarafından 30 üzerinde bir beklentiye girmek de doğru olmayacaktır. Hatta ve hatta 2024 Mart ayının sonuna kadar, yani yerel seçimlerin sonuna kadar da abartılacak bir döviz kuru beklentisine girmemek gerekiyor. Ama söylediğimiz gibi değerli dostlarım, 2024'ün birinci ve ikinci çeyreğinden sonra beklentileri zaten uçururlar. Siz de uçurursunuz, biz de uçururuz. Yani bu piyasa bunu affetmez. Takip edeceğiz. Göstergelerimiz ne diyor? Göstergelerimiz kısa vadeli arkadaşlar biraz dikkatli olmamız için zaten bizi uyarıyor. Günlükte şöyle pozitif bölgedeyiz ama momentum iyice düşmüş. Buradan bir al sinyaline hazırlanıyor. Zayıf bir al sinyali, bunu söyleyeyim. Abartılacak bir sinyal değil. Saatlik bazlara geldiğimizde 5 saatlikte de tekrardan pozitif bölgeye çıkmış görünüyoruz ama bir sat sinyaliyle burada takip ediyoruz. Kur tarafındaki bu faiz artırım beklentileri tabii otomatik olarak da dengeleri arkadaşlar bozar. Yani buralarda eğer ters bir hareket olacak olsaydı, yani faiz konusunda beklenti karşılanmayacak olsaydı, bugün tekrardan 27,5'ların üzerinde hareketleri takip edecektik. Şu an kısa vadeli bariyeriniz kur tarafında 28 lira kardeşim. Kabul edin etmeyin. İnanın inanmayın. Piyasada şu an Merkez Bankası şunu diyor: 28'in üstünü ben kabul etmiyorum. Zaten faiz artırımlarından da piyasaya müdahale şeklinden de bunu anlayabilirsiniz mesajını veriyor. Aksi takdirde zaten kurun bugün 30 lira üzerindeki yolculuğunu takip edecektik. Genel durumlar böyle. Hareketli ortalamalar vesaire, bunları açmaya gerek bile yok. Zaten ortalama değerlerden çok uzaklaşmıştık kısa vadede. Şu anda bunların bir miktar daha ortalama değerlere gelerek faiz artırımlarıyla birlikte bir dengeye oturması bekleniliyor. Şu an içim oku bulutundan da biraz uzağız haftalık bazda görüldüğü gibi. Arkadaşlar 23-24 lira seviyelerine bir temas ilerleyen vadelerde sonrasında tekrardan toparlanma hareketlerini göreceğiz ama zaman kaybı. Bu enflasyon şartlarında, bu ücret artışlarında, bu zamlarda, bu vergilerde tabii kurda beklemekte doğal olarak zarar yazacaktır. Faiz getirisi tabii otomatik olarak %50 ve üzerine çıkmaya başladı. KKM haricinden mevduat tarafına gidenler için de cazibe artırılacak. Biraz daha sabır edin. Eylül 21'i bekleyin bence. Eğer faiz tarafını değerlendirecekseniz. Bu taraflar sizin için risksiz getiri olarak arkadaşlar daha sağlıklı bir bekleme noktası olarak ben öngörüyorum. Tabii siz biraz daha döviz alayım, biraz altın alayım, biraz faizle bekleyeyim, biraz da borsada çevireyim derseniz herkesin kendi fikri, kendi öngörüsü ama ben kur ve gram tarafındaki beklemenin biraz özellikle 2023-31 Aralık itibariyle devre dışı bırakılması taraftarıyım. Bu yıl çok bir beklentiye girmeyin bence. Orta vadeli planda da zaten bu belirtiliyor. Ve şu anda önümüzdeki 2 PPK toplantısında 1000 bas puan daha faiz artışı belki de fazlası olacak. İzleyip göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası arkadaşlar kesenin ağzını açtı gördüğümüz kadarıyla.
Her şeyin hayırlısı diyorum ama kısa vadeli dolara bir darbe gelir mi? 28'in üzerine geçtirilmemesi dolara bir darbe demektir. 21 Eylül'de de o darbeyi arkadaşlar zaten tekrardan takip edeceğiz. Yani her faiz artırımı yüklü bir şekilde 500 ve üzeri kur tarafının ilerleyişi için bir darbedir bakıldığında. Darbe sadece kuru 28 liralardan 20 liralara ya da 15 liralara gibi bir rakamlara basmak değildir. 21 Aralık operasyonunda olduğu gibi önüne böyle sert bariyerler koyduğunuzda da bu da bir darbe sayılır. Çünkü enflasyonunuz çok yüksek seyrediyor. Kurunuz artmıyor. Burada otomatik olarak da zarar yazıyorsunuz. Yani bu da dolara darbe vurulacak anlamını bizlere söyler. Benim fikrim ve öngörüm şimdilik böyle. Umarım her şey gönlünüzce olur ama buradaki beklenti tırt arkadaşlar şu an için. Zaten bir renk olsa bir ışık olsa değerlendiririz. Ha, Merkez Bankası faiz konusunda cüretkar davranmaz. Biraz daha geri vites yapar. Bekle görme olumda hareket edeceğim derse kurun zaten tutulması gibi bir durum asla mümkün değil. Bunu da söyleyelim. Eğitim amaçlı. Söylediğim öngörüler, beklentiler arkadaşlar kesinlikle eğitim amaçlı, tavsiye niteliği değildir. Uygun sonuçlar doğurmayabilir. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Şans sizden yana olsun. Hoşça kalın.